Evet arkadaşlar, bugün ayın kaçıydı ya, unuttum. Bugün Cuma, 20 Haziran mı, 21 Haziran mı? Evet, bayramın pazartesiye bir yeri açılıyor. Vallahi parası olmayanlar bu 9 gün eziyet. Herkese sağlıklı, bereketli, güzel bir yaz sezonu diliyoruz. Yaz olsun. Arkadaşlar, trene 17 dakika var dedik. Boş durmayalım. Şu Samatya'nın meşhur tarihi evlerini çekelim. Aman Allah'ım. Şuraya bak. Normalde burası sur arkadaşlar. Sur olması lazım. Hatta şurada surdan kalma birkaç şey kalmış. Ama şuraya bakın arkadaşlar. Abi bunu Japonlar görse var ya, intihar eder ha. Arkadaşlar bu ne ya? Ucube. Şu mimariye bakın ya. Abi şuraya bak be. Aşağı ineyim. Ateş tuğla, boş tuğla, beton. Sıva. En altta da. Şurada da Bizans saçları. 5 medeniyet bu duvarda bir arada arkadaşlar, bulamazsınız dünyanın hiçbir yerinde. Evet, çarpık kentleşme. Burada bir incir ağacı, hani derler ya, ocağına incir dikeyim, her taraftan çıkmış evlerin içinde. Hani sur dedim ya arkadaşlar, al surların kalan taşlar ve tarihi Bizans taşlarının üstüne adam bina yapmış. Ulan bu devlet nerede abi? Vallahi ya, 1500 yıllık şeyi arkadaşlar, olacak şey değil ya. Şu çarpıklığa bakın ya. Abi vallahi bunları Japon mimarlar, dünyanın hiçbir mimarları yapamaz ha. Şu güzelliğe bak. Evet arkadaşlar, bu kadar yazık ya. Evet, gene burada Bizans taşları görüyorsunuz. Evet, Bizans hapsına camlar ne buldurmuşsa kondurmuşlar abi. Felaket bir şey ya. Renkler de güzel değil mi arkadaşlar? Adam almış fırçayı boyamış, ne yapsın? Gerçekten. Bu arada boşluğa düşmeyelim arkadaşlar çekim yaparken. Şu balkondaki çamaşırlar hasta oluyorum ya. İstanbul'un geneli. Evet, rengarenk. Samatya evleri tren istasyonu karşısında. Gerçekten bunlar güzel yapılırsak arkadaşlar, aslında uygun turizme kazandırılır. Evet, burada da bir satılıkmış arkadaşlar. Evet, şurası çok güzel mesela, ama şu kısım güzel bakın, aynı sıra ama yine çatır matı, oraya geleceğiz zor arkadaşlar. Yine burada bir gündüz mü konmuş, gece mi konmuş? Yine mimari harika var. Evet, tuğla yapmış, sıva etmemiş abi. Sıvayı gelecek sene yapacaklar. Yine şurada ateş tuğla. Normal tuğla. Evet, şu kot farkına bak abi. Biri en yüksek, biri daha yüksek, biri daha aşağıda. Normalde şu hiza olması lazım. Arkadaki yer hepsi bilmiyorum. Neyse, evet, şuradaki renkler güzel abi. Evet, burada da çatıda problem var. Çatılar. Şöyle güzel olmuş. Evet. Burayı Kültür Bakanlığı mı yapar, belediye mi? Çok güzel bir bakım olursa. Harika evden. Evet. Rengarenk. Çatılar çok kötü arkadaşlar. Evet, gene İstanbul'un eski simgelerinden karşıdan karşıya. Çok seviyorum şu ip gelmişler sokağın ortasında. Çamaşırlar asılı. Bunu tarla başında çok görürdük çocukluğumuzda. Komşular karşıdan karşıya ip gelir. O şekerde, o çekirdeği makarayla
Hem çamaşırı asarken muhabbet ederlerdi. Evet, çok. Evet. Tarihi Samatya semti. Evet arkadaşlar. Vallahi nasıl bir mimarisi. Gene şu arkada ilginç bir şey var. Zoomlayayım arkadaşlar. Bakın. Şurada normal tuğla, sonra ateş tuğla, sonra Bizans taşları. Bir duvarda üç medeniyet. Yine satılık bir bina var. Evet, çok ilginç. Evet. Elektrik direği de arkadaşlar. Elektrik direği çürümüş ya. Belediye şuna boya atsan. Fatih Belediyesi. Evet, gene burada arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Sıva yok. Yandan duvardan su alınca adam oraya izole yapmış. Evet, bugün çok sıcak arkadaşlar. Evet, çok güzel ahşap bir bina. Önüne göstereyim size. Şöyle yapalım. Ahşap. Yanlış pimapen koymuşlar plastik ahşap binaya. Çok kötü olmuş. Gerçekten şurada da çok tehlikeli. Evet. Sanki böyle sola doğru. Şurası yatmış arkadaşlar. Herhalde Yedişit'teki depremde buralar. Evet, dediğim gibi arkada surları görüyorsunuz, Bizans surları. Yani gene muazzam bir mimari eser var. Japon mimarlar görmesin. Var ya, intihar eder ya. Evet arkadaşlar, gene şöyle. Şuradan zoomlayayım arkadaşlar. Şuraya bakıyorum. Evet, Bizans eseri üzerine adam gelmiş. Bina koymuş abi. Bizans eseri. 1500 yıl Bizans eseri. Devlet dağdaki ayakkabıyı görüyor da bu Fatih'in göbeğinde bu kanunsuzları görmüyor. Böyle bir şey abi. 5 defa burayı şey yaptık, 100 defa da yapsan. Evet, böyle kanunsuzluklar arkadaşlar, böyle birikir birikir, bir gün gelir. Artık baş edemeyeceğim bir noktaya gelir, ondan sonra da başına yıkılır. Mühim olan kanunsuzluğu anında bertaraf etmek, biriktirmemek. Evet, gene burada çok kötü. Arkadaşlar dikkat edelim. Çekim yaparken, evet, burada da berbat abi. Boruları görüyorsunuz. Evet, surlar dediğimiz. Evet, Samatya surları. Normalde bu Samatya, Yedi Kule, Edirne Kapı, Topkapı, işte buradan Can Kurtaran, hepsi böyle sur. Ama maalesef böyle tarihi surlar. Evet arkadaşlar, ne diyeyim? Çok acı. Bunlar aslında uygun tabir edilse turizme açılır. Yine şurada zoomluyoruz, zoomlayamıyoruz. Telefonda 6-7 senelik. Evet arkadaşlar, bir de tersten yürüyelim. Gerçekten tarih kokuyor. Binaların acilen elden geçmesi lazım. Evet. Sirkeci'ye de 6 dakika var. Şöyle bir tersten gidelim. Yayını bitirelim arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz. Sirkeci 6 dakika. Bu kapıya gideceğim.
Belgeseli bitirdim. Onun çıkış flaşını alacağım. Çoğaltacağız arkadaşlar. Gerçekten ne söyleyeyim ya. Amca merhaba, nasılsın? İyi misin? Senden izin almadık ama kusura bakma çekmek için. İyi bayramlar. Ne yapıyorsun? Ustam senin çocukluğunda bu Samatya nasıldı? Böyle miydi gene evler şuralar? Aynı. Yakışan bir şey yok. Ama böyle boyalı değildi değil mi? Nasıldı? Daha mı tatlı böyle şeydi? Nostaljik. Baya baya söktüler. Kaç yıldır Samatya'dasın dayıdan? Ben Samatya'dan yeni kapıdayım. Yeni kapı. Kaç senedir? 41 sene. Maşallah 41 sene. Yakın ne olacak? Islık çalsan da uyunur. Bir sayılır. Evet. Hayırlı yazlar olsun. Sağ ol. Kazasız belasız. Saygılar, kendine iyi bak. Sağ selamlar. Sağ ol. Sağ olaydın. Evet. Tanıdık bir kıymetli. Evet, rengarenk. Bakıma muhtaç. Tamire muhtaç. Tarihi Samatya evleri. Evet, gerçekten bir depremde çoğu hasar görüldü. Bunları, tarihi evleri yaşatmak lazım. Turist çekerek memlekete gelir. Turizm geliri gelir. Evet arkadaşlar, geldiğimiz noktaya tersten çıktık. Evet, mikrofon yoktu. Herkese kusura bakmayın. Herkese sağlıklı, mutlu, bereketli bir gün olsun. Bugün çekim için dışarı çıkmadık ama böyle tren 18-19 dakika olunca dedik çekelim ya. Ne yapalım? Kalın sağlıcakla arkadaşlar.